Bu işleri senin yapmana gerek yok. Ali ile ilgileneceğim demiştim. İlgilenmek ne demekse onu yapıyorum. Bakışları sanki eskisi gibiydi. Neden öyle davrandı ki? Hira Hanım, hanımefendi sizi salonda bekliyor. Beni görmek istemişsiniz. Orhun evden öfkeyle çıktı. Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Yine bir gerginlik yaşadıysanız saklama. Hiçbir şey saklamıyorum. Orhun'u bu hale bir tek senin tavırların getiriyor. O nedenle soruyorum. Orhun'un nerede olduğunu biliyorsan derhal söyle. Anne! Ona niye soruyorsun? Nereye gittiğimi nereden bilecek? İzninizle. Neredesin oğlum? Kaç kere aradım. Açabilecek durumda değildim. Cihangir intihar etmiş. Nasıl yani? Olanlar yüzünden mi yaptı bunu? Hira belli etmiyor ama çok etkileniyor böyle şeylerden kızım. Onun yanında konuşma. Ne bileyim, ben de boş bulundum öyle duyunca. Çok şaşırdım. Ben de. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Yani ne olursa olsun gencecik bir insan. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Yalan yok, konaktakilere çok çektirdiler abi kardeş ama insan yine de üzülüyor duyunca. Allah günahlarını affetsin diyelim. Amin. Hira nerede? Bahçede. Duydun mu, Hira dedi. Adını söyledi. Hem de kendi yasaklamışken. Duydum, duydum. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Canını kıymış demek. O yaptığı kötülükleri kendisi de kaldırmadı. Ondan yapmıştır herhalde. Değil mi? Böyle olmayabilirdi. Yazık oldu. Sen çok üzülmüşsün kardeşim. Beni neden dinlemiyorsun? Dokunma bana. Sakın bir daha karşıma çıkma. Ölüm işte Musa.
bütün hesapları kapatıyor. Yapılanları asla unutamam. Ama genç bir insan. Kim olsa üzülür. Orası öyle. Allah affetsin. Amin. Neden öyle bakıyor? Demin Afife Hanım'ın yanında da değişikti. Yine ne yapacaksın bana? Kardeşim, patron sana bakıyor. Biliyorum. Afife'cim, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Cihangir neden intihar etmiş olabilir? Sebebinden hiçbir zaman emin olamayacağız. Birçok şey olabilir Zira. Cihangir hırslı bir adamdı. Bu noktaya gelmesi kolay değil. Sen de aynı fikirdesindir, değil mi? Yeterince konuştuk bu mevzuyu. Ben odama çıkıyorum. Zaten insan yerine koyup iki laf etmesen. Nemrut. Kardeşim, bu biraz şey olmuyor mu? Hani hep bakıyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Tamam, ben yavaş yavaş gideyim. Yarım saat sonra Ali Çoğ'ya okul alacağım. Ben de gelirim seninle. Tamam, güzel olur. Ali Çoğ da sevinir. Konuşabilir miyiz? Ben gideyim. Dur, biz Ali'yi almaya gidiyoruz. Yarım saat daha var ama. Olsun, biz kapıda bekleriz. Hadi çıkalım. Seni bekliyordum. Konuşmamız gerek. Az önce mutfakta söyleyeceğimi söyledim. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Hepsi Cihangir'in kumpasıymış. Sen masumsun. Bir suçun yok.
Sen masumsun. Bunu artık biliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Masum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki. Karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Benim neleri yapacağımı, neleri asla yapmayacağımı en iyi sen biliyordun. Bu yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken inanmak şöyle dursun. Beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok. Benim bu hikayeden çıkardığım ders şu. O beni gerçekten tanımamış. Ben öyle sanmışım. Beni gerçekten tanısaydı, gerçekten sevseydi bana inanırdı. İnanmak istedim. Ama... Ama ben de seni hiç tanımamışım. Ne acı. Değil mi? Çünkü benim tanıdığımı zannettiğim adam... sevdiği kadına... amasız, fakatsız, koşulsuz inanırdı. İşte bu yüzden her şey başından beri yanlışmış. Sen masumsun. Bir suçun yok. Sen masumsun. Masumsun. Kardeşim. İyi misin kardeşim?
konuştuğunuzu gördüm. Ne oldu? Yine seni üzecek kötü kötü bir şey mi söyledi? Masummuşum Musa. Öyle söyledi. Nasıl olduysa öğrenmiş. Oh be, çok şükür. Masum olduğunu ortaya çıktı kardeşim. Çok geç. Artık her şey için çok geç. Öyle yoruldum ki bu saatten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Ne demek yok kardeşim? Masumsun demiş işte. Yok dedim Musa. Yok. Ben artık gideyim. Ben de seninle geleyim. Bu halde tek başına bırakmam. Gerek yok. Yalnız kalmak istiyorum. Bizim masamız burada olur. Misafirleri de şöyle alalım. Böyle de dans pisti olur. Ama her ne olursa olsun, o gece bizim düğün gecemiz olacak. Ve o geceyi güzelleştirecek tek şey aşkımız. Ne mekan, ne de insanlar. Sadece sevdamız. Yüzük de sahibine kavuştuğuna göre şimdi her şey tamam oldu. O kadar huzurluyum ki, büyülü bir masalın içinde gibiyim. Evet, bizim masalımız. Biz yazıyoruz en baştan itibaren. Zihninle değil, kalbinle güvenirsin karşındakine. Zihin unutsa bile kalp hatırlar. Takip edersen
Senin kalbinde hatırlar belki. O sana kalbini verdi. Peki ya sen? Sana çetin yollardan geçip bugünlere geldiğimizi anlatmıştım. Zor zamanlar geçirdik. Evet. Ama bizim gerçeğimiz bu. Bir zamanlar bana güveniyordun. Kalbim biliyor bunu. Bana yine... Sana güveniyorum. Gözünü kör etti. Yaşanmış onca şeyi gözünü kırpmadan bir kalemde silip attın. Son anılar. Boş sayfalarda senin eserin Orhun Demirhan'la senin o koskoca kibirinin nasıl yaptın bunu? Nasıl bu kadar kör oldun? Aklım almıyor. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Bir suçun yok. Masumum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki... karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Bu yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken... beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok. Thank you.
tahammül edemem. Üzülme Nede. Sen yanımda olduğun sürece ne üzülürüm ne de üşürüm. Bekle. Ne duydunuz? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Hira masummuş. Başına gelenler tamamen kurmacaymış. Her şey abinin başının altından çıkmış. Ne diyebilirim ki? Ne desem inanmayacaksınız zaten. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Söylemeyi bir dene. Dinlemeyi isterim. Abim gitti işte. Artık herkes arkasından bir şeyler söyleyip duracak. Tam bir günah keçisi. Herkes her şeyi abimden bilecek. Bir numaralı düşman ya. Tam istediğiniz gibi bir final oldu, öyle değil mi Afife Hanım? Bilmiyorum. Neden böyle diyorsun? Bir düşünün isterseniz. Bu olay kimin işine yaradı sizce? Kimin? Tabii ki Hira'nın. Sırf hasta bir çocuğa yemek yediriyor diye iyilik meleği gibi geziyor etrafta. Üf, onun artık benim hiçbir şey umurumda değil. Ne miras, ne intikam, ne de abimin kanını emmiş olan o Hira. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakın. Hayır. Konuşacaksın. Ne biliyorsun anlat. Hira sizin sandığınız kadar masum falan değil. Abimle ilişkisi vardı. Ama her şey ortaya çıkıp Orhun'u kaybetme tehlikesi belirince abimle ilişkisini hemen bitirdi. Mantıklı. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Evdeki bir kuş daldaki kuştan iyidir çünkü Afife Hanım. Abim o kadar yalvardı ki ona. O kadar fazla dil döktü ki ama Hira kılını bile kıpırdatmadı onun için. Ya Orhun'un bulduğu deliller? Onlara ne diyorsun? O delillerin hepsi sahte. Abim hepsini Hira'nın masumiyetini kanıtlamak için, onu aklamak için hazırlattı. Afife Hanım, Hira öyle akıllı ki, şeytan gibi bir kız o. O kız abimi resmen parmağında oynattı. Afife Hanım, biz bu yüzden abimle kaç kez tartıştık ama ben ona bir kere bile sözümü dinletemedim. Eminim Afife Hanım, aynı duyguyu zamanında siz de yaşamışsınızdır.
oğlumuzun nasıl zehirlediğini eliniz kolunuz bağlı izlemişsinizdir. Uğur'un siz ne derseniz deyin sizin hiçbir sözünüzü dinlemeden hep o kızı haklı bulmuştur. Afife Hanım, ben de abimle aynı çaresizliği yaşadım. Hiçbir sözümü dinlemedi. Hira kendisini kurtarabilmesi için onu duygusal baskı altına aldı. En nihayetinde de ölüme sürükledi işte. Sen kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Senin attığın her adım planlı. Cihangir'le oğlumu kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın. Korumayı bırak artık. Hala mı anne? Az önce Neyva ile konuştum. Bana her şeyi anlattı. Cihangir ile ilişkisi gerçekmiş. Ayıpları ortaya çıkınca da... Bütün delilleri sana gösterdim. Hiçbir şey düşündüğümüz gibi değil. Kanıtlar ortada. Bunu artık anlamış olman lazım. Yanıldık anne. Kabulleneceksin bunu. O kanıt dediklerinin hepsi sahte. Cihangir hazırlatmış hepsini. İlişkileri ortaya çıkıp seni kaybedince bağını hemen koparmış Cihangir'le. Cihangir geri dönmesi için çok dil dökmüş ama nafile. O da son çare bu sahte delilleri hazırlatmış. Onu aklayıp masum gösterirse yeniden kendisine döner diye. Kalbini böyle kazanacağını sanmış. Yeter! Bu dediklerinin hepsi safsata. Sırf senin de ikna olman için sana dosya hazırlattım. Hala nasıl inanırsın böyle saçmalıklara? Üzülüyorum Orhun. Senin de Cihangir gibi gözlerin kör olmuş. Hakikati göremiyorsun. Aksine. Gözlerimdeki perdeler kalktı benim. Hakikatin ne olduğunu geç de olsa öğrendim. O masum. Ona bir daha bu konuyla ilgili tek bir kelime bile etmeyeceksin. Ona hak ettiği gibi davranacaksın. Koruma artık şu kızı. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen kör olmuş olabilirsin. Ama benim geri adım atacağımı... Sakın düşünme. Ona herhangi bir imada bile bulunacak olursan... ...karşında beni bulursun. Şimdi gidip Neva ile konuşacağım. Bütün bunları neye dayanarak uydurduğunu soracağım. Elinde somut ne varmış? Bir söylesin bakalım. Gel. Anneme bir şeyler anlatmışsın. Deliller sahteymiş sözde. Hepsini Cihangir ayarlamış falan. Evet. Neden doğrudan benimle değil de annemle konuştun?
abimin intiharı beni gerçekten çok sarstı Orhun. Ben hala kendime gelebilmiş değilim. Kendime gelebilir miyim onu da bilmiyorum da. Orhun, o kadar ağır geldi ki yaşadıklarım. Sana onu sormadım. Ben Afife Hanım sorunca anlattım bütün bildiklerimi. Aslında anlatmak istemiyordum. Abim o kız yüzünden o kadar acınasız durumlara düştü ki bunu asla kaldıramadım ben Orhun. Ama Afife Hanım çok ısrar etti. Ben de artık saklamanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Neyi saklamanın? Anneme anlattıklarını bir de bana anlatacaksın. Bütün delilleri abim hazırlattı. Sırf Hira masum görünsün, bu işten canı yanmadan çıkabilsin diye. Böylece işte yeniden abime minnet duyacağını düşündü. Yeniden kendini ona sevdireceğini falan herhalde, bilmiyorum Orhun. Elinde bu dediklerini ispatlayacak bir şey var mı? Yok. Ama abim anlattı bana her şeyi. Bunlar abimin kendi ifadeleri. Hepsi gerçek bunların. Abim bana neden yalan söylesin Orhun? Elinde somut hiçbir şey yok. Ne bir video kaydı, ne bir belge, ne bir ses kaydı. Hiçbir şey. Ama benim var. Ve şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikle. Bir daha bu konuyla ilgili ağzından tek kelime dahi çıkmasın. Annemin aklını da bu saçmalıklarla bulandırayım deme. Hira masum. Ve bu konu kapandı. Anladın mı? Cihangir'le oğlumu kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın. Kızı korumayı bırak artık. Hala mı anne? Az önce Neyva ile konuştum. Bana her şeyi anlattı. Cihangir'le ilişkisi gerçekmiş. Ayıpları ortaya çıkınca da... Bütün delilleri sana gösterdim. Hiçbir şey düşündüğümüz gibi değil. Kanıtlar ortada. Bunu artık anlamış olman lazım. Yanıldık anne. Gözlerimdeki perdeler kalktı benim. Hakikatin ne olduğunu geç de olsa öğrendim. O masum. Ona bir daha bu konuyla ilgili tek bir kelime bile etmeyeceksin. Ona hak ettiği gibi davranacaksın. Ali için dayanacaksın. Dayanmak zorundasın. Onun sana her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
masum olduğunu biliyorum. Annemle konuştum. Bu konuyla ilgili tek bir kelime bile etmeyecek. Neva'nın iftiralarını ima edecek olursa karşısında beni bulacak. İçin rahat olsun. Cihangir gider ayak son bir kötülük yapmak istemiş. Ama buna müsaade etmeyeceğim. Sana tüm kalbimle inanıyorum. Bana inanmak için çok geç kaldın. Bu saatten sonra artık hiçbir önemi yok. Ayrıca beni korumana da gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Otel odalarında kalmanı istemiyorum. Bu ev senin devrin. Eskisi gibi odanda kalabilirsin. Eğer istemezsen Ali'nin odasında da kalabilirsin. Yeter ki gitme. En son yine bu kapının önündeydik. Gitmemi mi istiyorsun diye sormuştum sana. Gitme dememiştin. Bir yabancı gibi bakmıştın bana. O kapı bir kez yüzüme kapandı. O gün bütün kapıları sonuna kadar açabilecek güçteydin sen. Gitme desen kalırdım. Sadece gitme desen yeterliydi. Ama o bir andı sadece. Geçti gitti. Şimdi izin verirsen çıkacağım.
söyle ne olur. Böyle susarak hiçbir şey halledemeyiz. Konuş. Ne hak ediyorsam söyle. Kır, vur, dök. İstersen tüm öfkeni kus yüzüme. Yeter ki susma. Seni dinliyorum. Ne söylememi istiyorsun? Beni nasıl kırdığını, bizi nasıl paramparça ettiğini mi? Beni dinlemediğinde, söylediğim hiçbir söze inanmadığında, beni yok saydığında nasıl değersiz hissettiğimi mi anlatmamı istiyorsun? Sanki beni hiç tanımamışsın gibi. Bunca şeyi boşuna yaşamışız gibi. Öyle ağır bir iftirayla suçlanmanın beni nasıl mahvettiğini mi söylememi istiyorsun? Ne söylememi istiyorsun benden? Sadece beni affetmeni istiyorum. İzin ver. Sana affettireyim kendimi. Bugünden başlayarak. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim. Yalan söyledin. Gözümün içine baka baka buz gibi yalan söyledin. Ben masumum. Hiçbir suçum yok. Yemin ederim hiçbir suçum yok. Masum. Ben seni hiç üzmek istemezdim. Ben sana güvendim. Bunu başkaları yapsa direnirdim.
sen olunca canımı öyle yaktın ki kolum kanadım kırıldı. Hepsini ben yaptım. Orhun Bey. Orhun Bey. Affedersiniz, ben kapıyı çaldım ama duymadınız. İyi misiniz? Sekreteriniz aramış, size ulaşamamış Orhun Bey. Kahveniz... Allah Allah. Şirkete gidiyor herhalde. Belki bir gün kendim sana affettirebilirim. Orhun, saatlerdir neredesin sen oğlum? Kimseye bir şey demeden çıkıp gitmişsin. Endişelendirdin beni. Neredeydin? Neden telefonlarımı açmıyorsun? Bir şey mi oldu? Konuşsana. Bir şey mi oldu? Orhun, oğlum, kendine de, bize de bunu yapma ne olursun. Bir ses ver, bir şey söyle oğlum. Orhun, oğlum,
Bir şey olmuş belli. Neden böylesin? Ne oldu? Hiram'a. O mu seni bu hale getirdi? Eğer şu halinin sebebi buysa, kendini bırakmayacaksın. Değmez. Değmez çünkü o kız yaptığın her şeyi hak etti. Boşuna suçlamadın onu sen. Kendi gözünle gördün. Birlikte gördük. Onu o kadar Cihangir'den uzak dur diye uyardın. Gittik, nerede bulduk peki? Cihangir'in otel odasında. Susmuyor değil mi? Her fırsatta seni suçluyor. Suçlu olan o değilmiş de. Senmişsin gibi davranıyor. Ama ne derse desin, duymayacaksın. Kesinlikle kendini suçlama. Onu öldü sandığında ne hallere düştüğünü hala unutmadım. Bir daha seni o vaziyette görmek istemiyorum. Sen Orhun Demirhanlısın. Damarında kaç kuşak Demirhanlı erkeğinin kudreti var. Bana söz ver. Boyun eğmeyeceksin o kıza. Ben ona aşığım. Mesele boyun eğme meselesi değil. Bir güç savaşı yok ortada. Susmuyor dedin ya. Susuyor artık. Günlerce konuştu çünkü. Anlatmaya çalıştı. Hatta yalvardı onu dinleyeyim diye. Ama ben herkese, her şeye sırtımı dönüp onu dinleyeceğim bir an vardı. Dinlemedim. Sevdiğim kadının bana en çok ihtiyaç duyduğu anda onu yalnız bıraktım. Affetmeyecek beni. Bir daha asla affetmeyecek. Hepsini hak ediyorum ben. Yüzüme bakmasa, konuşmasa. Affetmese. Ne yapsa haklı. O kız masum değil. Neden bunu anlamıyorsun? O deliler de umurumda değil. Ne var? Hepsini anlattı. Hira'yı aklamak için hepsini Cihangir ayarlamış. Kendi gözlerimizle gördüklerimiz ortada. O otelde, o oradaydı. Bir de konağa kadar girip beni söyletme. Gerçekleri gör artık. Ne kadar kabul etmek istemesen de Hira seni aldattı. Sen bir Demirhanlısın. Kendine gel. Şunu artık kabul et. O kız iffetsiz. Sakın! Sakın bir daha bu kelimeyi Hira için kullanma. Sakın!
ne işin var burada? Seni geri kazanabilmek için her şeyi, ama her şeyi yaparım. O gülümsemeni bir kerecik olsun görebilmek için gerekirse bütün dünyayı ayaklarına sererim. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Kendimi sana affettireceğim. Benim hatamdı. Seni dinlemem gerekirdi. Bak, ben bu durumu düzeltmeye kararlıyım. Ne kadar zaman alacağı, neye mal olacağı hiç önemli değil benim için. Ne istediğimi de, ne yapmam gerektiğini de biliyorum çünkü. Bizim için... Biz diye bir şey yok. Benim seni affedecek gücüm kalmadı artık. O gücü ben vereceğim sana. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala düzeltmekten bahsediyorsun. Yerle bir ettin sen beni. Darmadağın oldum ben. Burada bir enkaz var artık. Sen hala biz diyorsun. Biz yok. Ben eski kendimi bile bulamıyorum. Bu yıkıntının içinde. Senin gücün hiç yetmez buna. Sen izin verirsen yeter. Yeter ki sen vazgeçme bizden. Hiçbir şey korkutmuyor beni. Bin kere yıkılır, bin kere yeniden ayağa kalkarım ben. O gücü kendinde bulman için ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki bana izin ver. Kapıları kapatma. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Bir suçun yok. Sen masumsun. Bunu artık biliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Masumum.
Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Masum olduğumu inanman için sana yalvardım. O zaman beni dinlemedin. Şimdi söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Bizim yollarımız ayrıldı. O defter kapandı. Bana inanmadıktan, güvenmedikten sonra şimdi ne kadar pişman olursan ol, her şey bitti. Sen yüzüne kapanan o kapıyı fazlasıyla hak ettin Uğur'un Demirhan'la. Ama pes etmek yok. Onun yüzünü yeniden güldürene kadar durmak yok. Geldi ki. Ne kadar da güzel. Yerde kalmasın. Ne kadar güzel bir gül. Evet, ne kadar zarif görünüyor. Kapının önünde buldum. Birine çiçek geldi herhalde. Buketten düşmüş olmalı. Ben de kıyamadım bırakmaya. Ölüp gitmesin. Beyaz gülün anlamı da çok güzel. Masumiyet ve saflığın göstergesiymiş. Doğru öyleydi. Ne kadar da güzel durdu vazoda değil mi? Birkaç tane olsa daha da güzel olurdu belki. Olsun, böyle de güzel. Tek başına ama mutfağın havasını değiştirdi. Bana bakın, ben buradayım. Zerafetime, güzelliğime bakın diyor. Her şeye ne kadar farklı bakıyorsunuz. Size çok imreniyorum. Gerçekten de tek başına çok güzel görünüyor. Çok farklı bir insansınız. Ben Ali'ye bakayım. Geldin Mehira. Ali seni beklerken uyuyakaldı. Olsun, ben yine de bakayım.
Burada da Gül var. Neler oluyor? Beyaz Gül'ün anlamı da çok güzel. Masumiyet ve saflığın göstergesiymiş. Sen masumsun. Seni geri kazanabilmek için her şeyi, ama her şeyi yaparım. Gülümsemeni bir kerecik olsun görebilmek için gerekirse bütün dünyayı ayaklarına sererim. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Kendimi sana affettireceğim. Şimdi anlaşıldı. Hira, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı Halis abla. Ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Daha dün gibi her şey. Bazı yolların dönüş yok. Herkes anlasın artık bunu. Sakin olmalıyım. Ali için buradayım. Onun yanında olmalıyım. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Zor olacak. Çok zor.